Şimdi ben liderlik derken tabii şunu kastettim aslında, yani belki onu da konuşacağız. Neticede bir cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin özelliği bir liderin seçilmesi, bir cumhurbaşkanının Doğru. seçilmesi ve onun bir hükümet sistemi, kendi kabinesini kurarak icraatın ana başı olarak hükümet etmesi. Bu anlamda insanlar şuna bakacaklar. Yani gerçekten benim aradığım Türkiye'yi yarınlara taşıyacak olan gelecek vizyonunu anlatıldığı gibi bütün partiler işte 15 bin dolar yapacağız, 20 bin dolar yapacağız kişi başına düşen geliri diyorlar. Terörü tümüyle bitireceğiz, dış politika şöyle iyi olacak vesaire. Bunu yapabilecek lider hangisi? Yani hangisi daha göz dolduruyor? Söyledikleri tutarlı, samimi vesaire, bunu seçecekler. Aslında o anlamda söyledim. Siz tabii ikinci bir kapı açtınız. O da yani seçim meydanlarında ve o polemiklerdeki stratejiler. Şimdi şunu görüyoruz. Aslında İnce en son Cumhurbaşkanı adaylığına giren aday. Yani bu kampanyaya en son giren aday aslında. Yani ne demek istiyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı belliydi. Cumhur İttifakı'nın kurulmasıyla beraber işte Ocak, Şubat vesaire, bu hani erken seçim öncesinde bile belirli bir adaylıktı. İnce'nin uzun sürdü biliyorsunuz CHP'nin kendi adayını bulması. Dolayısıyla o hani sahalarda daha fazla kendini ortaya koymak durumunda. Akşener'in de adaylığı daha öncesinde belli olmuştu. Hatta hatırlayacaksınız, Akşener Abdullah Gül formülünün bir şekilde ortaya atıldığı dönemde bunu, bence yani benim şahsi kanaatim, engelleyen en önemli isimlerden birisi. Dolayısıyla İnce'nin de bu şekilde ortaya çıkabildiğini görüyoruz. Şimdi adayların bir birinci tur bir de ikinci turu göz önünde bulundurarak yürüttükleri bir strateji var. Ve bu stratejiler çerçevesinde hepsinin gayreti Erdoğan'ı kendisine muhatap kılmaya çalışmak aslında. Yani Karamollaoğlu da böyle yapıyor, Demirtaş da böyle yapıyor, İnce de böyle yapıyor, Akşener de böyle yapıyor. Hepsi Erdoğan'ı kendilerine hedef olarak alıyorlar. Kendi aralarında henüz bir şey yok. Tek bunun bir farkı işte Akşener'in İnce ile ilgili olarak ikisi de birbirini ikinci turda destekleyeceklerini bir şekilde söylediler ama Akşener bunun üstüne bir kere daha çıktı. Dedi ki Erdoğan beni muhatap almıyor, İnce'yi muhatap alıyor. Çünkü ben de yaptırdığım anketlerde gördüm ki ikinci tura kalırsam ben daha şanslıyım İnce'den. Yani Belki ben onu da bir kazanırım. sormak lazım sizlere de. Yani siz de görüyor musunuz öyle bir durum? Akşener'in yaklaşımı ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Şimdi bu tabii bence bir çok önemli bir bilinmeyen. Niye çok önemli bir bilinmeyen? Bir kere biz Türkiye'de ikinci tur seçimi hiç görmedik. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur olma ihtimali vardı fakat olmadı. Birinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan rahat bir şekilde aldı. Şimdi ikinci turda seçmenin eğiliminin ne olacağı o kadar belli değil. Diyelim ki ikinci tura kaldı. Ben şahsen birinci turda sonuçlanacağını düşünenlerdenim ama ikinci tura varsayalım ki kaldı. Orada hangi seçmen bloğu nasıl hareket edecek? Şimdi biz bunu bilemiyoruz. Diyelim ki işte sağ kesimden olan oy kütleleri nereye kayacak? Ya da HDP tabanı olarak görülebilen oylar nereye yönelecek? Yani bunları çok o kadar iyi tespit edemiyoruz. Yapılan bir takım anketler var ama ben ikinci turun o 15 günlük, yani ikinci tura kalırsa o 15 günlük koalisyonlarının, kurulacak koalisyonların, yapılacak propagandaların ve söylenecek sözlerin çok etkili olabileceği kanaatindeyim. Kaldı ki o zaman parlamentoda da bir sonuç çıkmış olacak. Yani meclisin çoğunluğunun ne tarafta olduğu belli olacak. Cumhur İttifakı tarafında mı, Doğru. Millet İttifakı tarafında mı olduğu olacak. HDP'nin %10 barajını aşıp aşmadığı belli olacak. Dolayısıyla onları görmeden bugünden doğru böyle bu kadar rahat konuşmak çok aynı kanaatte değilim. Ama genel olarak beklenen şey işte acaba HDP seçmeni İnce'ye mi yönelir yoksa Akşener'e mi yönelir? Neticede Akşener çok daha milliyetçi bir tabandan geliyor. Yani HDP tabanının İnce'ye daha sıcak bakması daha mümkündür. Ama aynı zamanda Kürt seçmenlerin Erdoğan'ı tercih etmesi de daha büyük bir ihtimaldir. Bu çerçevede baktığımızda belki onu konuşacağız bilmiyorum. Muhafazakar Kürtler mesela ne yapacak? Hani Kürt seçmeninin ne yapacağına dair bir program yürütülüyor. HDP ağırlıklı Türk solu adayları koyarak aslında CHP ile bir tür işbirliği yaptı. CHP Türk solunu dışladı. HDP Türk solundan adaylar gösterdi. Ama bir taraftan muhafazakar Kürtler bu sefer dışarıda kaldı. Yani HDP açısından söylüyorum. Bunların da Saadet Partisi'ne kayması belki planlanıyordu. Ama görünen o ki hani benim biraz sahadan da gördüğüm kadarıyla AK Parti 1 Kasım'da aldığı Kürt oylarını koruyor. Yani bölgede huzurun olması, güvenliğin olması Anladım.
AK Parti seçmen, Kürtlerin AK Parti seçmeninden uzaklaşmadığını da gösteriyor. Ama dediğim gibi yani ikinci turda ne olur derseniz bunların hepsi o 15 günde çok değişebilir. Doğru.